Merhaba çocuklar. Çok Partili Hayat 8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürk Çocuk dersinde konu özetini görmüştük, konu anlatımını yapmıştık. Şimdi birkaç tane soruyla konumuzu pekiştirmek adına devam edelim. İlk sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuza kabine sistemine geçilmesi, halifeliğin kaldırılması, çok partili hayata geçiş denemeleri yapılması gibi ibareler öncüler verilmiş. Yapılan bu yeniliklerin aşağıdakilerden hangisiyle bir bağlantısının olduğu söylenmez. Bu tip sorularda çocuklar lütfen sorulara her zaman derslerde de söylüyoruz. Dikkat edelim. Söylenir, söylenemez. Dikkat edelim. Şimdi hükümetin kurulmasını kolaylaştırmak. Baktığımız zaman kabine sistemine geçilmesi bir nevi hükümetin kurulmasını kolaylaştırmak adına yapılan bir ibaredir. Halkın isteklerini meclise yansıtmak. Evet, çok farklı hayata geçiş denemeleri, halkın farklı duygu ve düşüncelerini meclise yansıtmaktı zaten. Layık devlet düzenine geçmek, halifeliğin kaldırılmasını biliyorsunuz, din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak, layıklık üzerine biraz daha böyle perçinlemek, biraz daha sağlamlaştırmak adına yapılan şeyler. Bu da var. Hükümet üzerindeki denetimi azaltmak. Şimdi buraya geldiğimiz zaman çocuklar cevap kendini belli ediyor. Biz çok partili hayata geçiş denemeleri yapmak isterken, yani Cumhuriyet Halk Fırkası'na ikinci partileri kurmak isterken, muhalif partiler kurmak isterken hükümet üzerindeki denetimi azaltmak gibi bir cümleyi asla söyleyemeyiz. Tam tersidir. Bu yüzden cevabımız Denizli seçeneği olacaktır. Evet, güzel bir soru. Ezber soru. Size verdiğim arkadaşlar konu anlatımında az önceki videoda bahsettiğim durumu biz kullanacağız, kodlama yapacağız. Diyor ki, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasında rol oynayan kişilerden birisi değildir diyor. Biz kurucuyu biliyoruz değil mi? Bizim kurucumuz kimdi? Kazım Karabekir. Lütfen sorularda da kalemi kullanalım, sözleri deyip direkt geçmeyelim çocuklar. Kazım Karabekir dedik, bunu biliyoruz. Bir de size ben şifre vermiştim. Neydi bu şifremiz? Karar. Şimdi bu kararı biliyorsak, ezberlediysek veya bu şekilde mantığımızı oturttuysak bu soruyu çözmek hiç de zor değil. Mesela Kazım Karabekir. Arkadaşlar, Adnan adı var yok. Refet Bele bakıyoruz var mı? Var. Ali Fuat Cebesoy var mı seçeneklerde? Yok arkadaşlar. Rauf Borbay var mı? Var. Ama burada bir Fethi Okyar dikkatimizi çekiyor. Bakın seçeneğin içerisinde kalıyor. Evet, Fethi Okyar da, Ali Fethi Okyar da bir parti kurdu ama Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı değil, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kuran kişi olduğu için doğru cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. Diğer bir sorumuza bakalım. Atatürk döneminde tek partili yönetimden çok partili yönetime geçme girişimleri bulunmuştur. Yani çok partili hayata geçmek istiyoruz arkadaşlar. Bu girişimler aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır? Meclisteki siyasal anlaşmazlıkları azaltmak. Siyasal anlaşmazlıkları azaltmak için birçok parti kurmaya gerek yok. Tek parti yaparız, tek düşünce olur, herkes oradan devam eder. Bunu söyleyemeyiz. Halkın istek ve görüşlerinin meclise daha çok yansımasını sağlamak. Cazip geliyor mu çocuklar? Fazlasıyla cazip geliyor. Çok partili hayat demek, farklı görüş ve düşüncelerin meclise gitmesi demek. Yine de bir diğer seçeneklerimizi de okuyalım. Dış devletlerin ekonomik desteğini kazanmak. Arkadaşlar, dış devletlerin ekonomik desteğini kazanmak için bir parti açmamıza gerek yok arkadaşlar. Cumhuriyet yönetimine karşı olanları belirlemek, bizim çok partili hayata geçmemizin amacı arkadaşlar farklı düşünce ve fikirlerle ülkeyi kalkındırmak. Orada farklı görüşteki insanları bir avcı gibi avlamaya çalışmak değil. Bu seçeneği de almayız. Baktığımız zaman en mantıklı, doğru ve gerçekçi bilgimiz B seçeneği olacaktır. Halkın istek ve görüşlerinin meclise daha çok yansımasını sağlamak. Evet arkadaşlar, yeni bir sorumuz var. 5. sorumuza baktığımız zaman Tevrim döneminde Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan ayrılan bazı milletvekillerinin de katılımıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur deniliyor arkadaşlar. Buna göre tipi yargılarından hangileri ulaşılamaz diyor. Bu ibareleri düzgün okuyalım. Ulaşılamaz, ulaşılır. Soru çözümünde bizi sıkıntıya sokacak cümlelerdir. Bakalım. Buna göre, dediğine göre milletvekilleri arasında bir takım görüş ayrılıkları yaşanmıştır. Alabilir miyiz çocuklar? Fazlasıyla alabiliriz. Çünkü yeni bir parti kurulması, eski partiden yeni bir partiye geçmek, farklı düşünce ve görüşlerini meclise yansıtmak amaçlıdır zaten. İkinci öncülümüze bakalım.
Demokratik gelişmeler meydana gelmiştir. Evet, demokrasilerde zaten siyasi partiler vardır. Tek parti olsaydı demokratik diyemezdik. Ya da tek kişi bir kral, hükümdar, bir imparatorun yönetimi olsaydı zaten demokratik olmazdı. Ulusal egemenlik anlayışından vazgeçilmiştir. Ulusal egemenlik anlayışından vazgeçilmiş olsaydı arkadaşlar burada, bırakın çok partili hayatı, bir parti adına bir şey kalmaz, bir hükümdar krallık olurdu. Yani ulusal egemenlik denilen bir şey olmazdı. En başta konu anlatımında söylediğim gibi, demokrasinin, cumhuriyetin, ulusal egemenliğin vazgeçilmez ayaklarından bir tanesi neydi arkadaşlar? Siyasi partiler olacaktı. Şimdi hangisine ulaşılamaz denildi? Cevap olarak bakıyoruz arkadaşlar. 1, 2 olanları eliyoruz. Çünkü bunlar doğru cevap ama ulaşılamaz dediği için biz C seçeneğini yanlış cevap olarak alacağız. Evet, 6. sorumuza bakalım arkadaşlar. Yine Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili bir soru. Parti programında hükümlerinden hangisi ya da hangileri olumsuz gelişmelere ortam hazırlamıştır? Şimdi milli egemenlik ilkesine saygılıdır. Olumludur bu. Milli egemenlik ulusal iradeye saygılı arkadaşlar. Dini duygu ve değerlere saygılıdır. Bu hoş bir şey gibi görünse de ilerleyen zamanda büyük bir şeyh sahip isyanının çıkmasını tetikleyecek. Yani bir kıvılcım olacak. Hilafet ve saltanat eski yönetim anlayışı olan insanların bu partiye girmesine ayak olacağı için bu ileride arkadaşlar olumsuz bir gelişmeye neden olacaktır. Ekonomide liberalizmi benimsemiştir. Arkadaşlar buraya baktığımız zaman ekonomide liberalizmi benimsem arkadaşlar. Baktığımız zaman şöyle olumsuzluk durumdan ziyade devletin dışında biraz daha ekonomiyi böyle çevirmek, biraz daha halkı da ekonominin içine sokmak için farklı bir görüş birliğidir. Bu olumlu olacaktır. Ama baktığımız zaman dini, duygu ve değerlere saygı olması arkadaşlar bizi olumsuz olarak ileride etkileyecektir. Cevabımız A seçeneği olacak. Evet, 7. sorumuza baktığımız zaman Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in ilanından sonra gündeme gelen parti kurma çalışmalarına karşı çıkmadı. En başta ne söyledik çocuklar? Mustafa Kemal Atatürk demokrasiden yana, demokrasi için kendi partisinden rakip, muhalif partilerin kurulmasını canı gönülden istiyordu. Hatta bu konuda yapılan çalışmaları destekledi. Nereden biliyoruz? Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı en yakın arkadaşına kurdurması, diğer silah arkadaşlarının gidip farklı bir parti, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurmasından biliyoruz. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez. Demokrasiyi yerleştirmek. Yani pekiştirmek, demokrasiyi güçlendirmek. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Milli egemenliği gerçekleştirmek. Milli egemenlik için yapılan şeyler arkadaşlar bunlar. Bu da var. Hükümetin denetlenmesini sağlamak. Siyasi partilerin kurulmasının amaçlarından biri. Madde madde göstermiştim konu anlatımında. Hükümetin denetlenmesini sağlamak ibaresi de vardı. Yani yanlış mı yapıyoruz, doğru mu? Eksiğimiz mi var, fazlamız mı var? Farklı ne yapabiliriz? Bu konu da var. Ülkeyi tek elden yönetmek. Şimdi tek elden yönetmek deyince arkadaşlar bizim başka partilere tamamen ne yapmamız lazım? Karşı çıkmamız lazım. En iyi parti bizimki olsun, tek biz yönetelim anlamında. Dolayısıyla söylenemez dediği için cevabımız Denizli. Ülkeyi tek elden yönetme cümlesi olacak arkadaşlar. 8. soruya geldik arkadaşlar. Yine Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşundan hemen sonra eski rejim yanlılarının bu partiye akın etmesi, partiyi kendi adının tam karşılığı bir harekete bürünmesine sebep olacaktır. Bu durum yargılarının hangilerinin göstergesidir? Partinin amacından saptığı. Arkadaşlar, parti zamanla hangi Atatürk ilkesinden sapıyordu? Laiklik ilkesinden. Bunu alabiliriz. Eski rejime dönüş özlemi içinde insanlar bulundu. Evet, eskiyi özleyenler, padişahı, halifi, eski yönetim isteyen, ulusal egemenliğe karşı olan insanların olduğuna da buradan bu cümlelere göre ulaşabiliriz. Partinin devletçilik anlayışını savundu. Burada ekonomiye yönelik hiçbir şeyden bahsetmiyor arkadaşlar. Burada göstergesidir dediği için partinin amacından sapması, eski rejim yanlarının parti yapmasından dolayı biz cevap olarak B seçeneğini alabiliriz arkadaşlar. Gelelim 9. sorumuza.
Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk ilke ve inkılaplarına yönelik farklı farklı ayaklanmalar ve isyanlar çıkmıştır arkadaşlar. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde. Hani o demokrasiyi geliştirme adına yaptığımız hamlelerde. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde ortaya çıkan olumsuz durumlardan birisi değildir? Şeyh Said isyanını biliyoruz. Hangi partinin kapanmasına neden olmuştu? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın arkadaşlar. Çerkezettin isyanına bakalım. Cumhuriyet tarihi döneminde mi düşünüyoruz? Değil arkadaşlar. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde. Hani İstanbul işgal edilmişti, temsiliyeti Ankara'ya gelmişti, bir meclis açılmıştı Ankara başkentte ve orada birçok alanda isyanlar çıkmıştı. Bunlardan bir tanesi de Çerkezettin Milli Kuvayi, Kuvayi Milliye liderlerinden birinin isyanıydı. Bunu Cumhuriyet dönemi olarak alamayız. Şimdilik bir bırakalım bunu. Menemenist olayı hangi partinin kapatılmasıyla ortaya çıkmıştı? Serbest Cumhuriyet Fırkası. Bunu da alıyoruz. Ve bakıyoruz İzmir suikast girişimi. İzmir suikast girişimi de çok partili hayatta Mustafa Kemal'i ortadan kaldırıp ilke ve devrimle ortadan kaldırmaya çalışılan bir girişim hareketiydi ama gerçekleşmemişti. Biz bu dönemde dediği için arkadaşlar Cumhuriyet'in ilk yıllarında olmayan, Cumhuriyet'in kuruluşundan önce olan Çerkez Ethem isyanını doğru cevap olarak alacağız. Geldik diğer bir sorumuza. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde kurulan siyasi partilerin gibi özelliklerinden hangileri demokrasinin gereği yani demokrasinin amacına hizmet eder olarak gösterilebilir diyor. Bakalım mecliste farklı görüş ve fikirleri temsil edebilmeleri. Bunu alabiliriz arkadaşlar. Demokrasinin gereğidir farklı görüşler. Farklı sebeplerden kapatılmaları, farklı sebeplerden de olsa bir partinin kapatılması demokrasinin gereği değildir. Ama arkadaşlar ne yazık ki uygun bir ortam olmadığı için, ilke ve inkılaplar tehlikeye girdiği için biz bunu yapmak zorunda kaldık. Değişik ekonomik ve toplumsal çözümleri dile getirmeleri, ne demiştik siyasi partilerin en başta kurulma sebebini? Farklı düşünce ve fikirlerin meclise yansımasıydı. Bunu da alabiliriz. Demokrasinin gereği olarak alabileceğimiz seçenek arkadaşlar 1. ve 3. öncülümüz olacaklar. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok partili hayatta geçiş denemeleri yapılmıştır. Bu denemeler sonucunda rejim karşıtı, bakın dikkat edelim, rejim karşıtı yani rejim deyince aklımıza direkt ne gelecek arkadaşlar? Cumhuriyet, Atatürk ilke, devrim, demokrasi gelecek. Bu gelişmelere bakarak hangisi söylenebilir? Şeyh Said isyanı, olumsuz bir isyan. Menemen isyanı, yine olumsuz bir isyandı. Bakıyoruz. Yenileşme hareketlerinin amacına ulaştı. Yenileşme hareketleri amacına ulaşmış olsaydı bu isyanların hiçbir tanesi bile çıkmış olmazdı arkadaşlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ortamın çok partili hayata geçiş için hazır olmadı. İşte soruları kaybettiğimiz yerlerden biri budur. Olduğu dersek bu soru gidiyor arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Olmadı olarak okuyacağız. Düzgün, güzelce okuyacağız. Basit bir soruyu çocuklar kaybetmek istemeyiz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ortamın çok partili hayata geçişinin hazır olmadığının göstergesidir bunlar. Seçenek olarak bir bırakalım. Tek partili yönetimin demokrasiye uygun olduğu, biz tek partili hayatı istediğimiz için Şeyh Said isyanları çıksın, partiler kapatalım düşüncesine sahip değildir. Atatürk'ün çok partili hayata geçişi istemediği, bizzat istediğini biliyoruz. En yakın silah arkadaşlarının parti kurması, 5-6 yıl sonra 1930'lu yıllarda en yakın silah arkadaşlarından biri olan Ali Fethi Okyar'a parti kurdurması bunun demokratik olduğunu gösterir. Ama biz cevap olarak arkadaşlar rejime karşı olan bu isyanların demokrasiye henüz halkımızın hazır olmadığını gösterdiğini biliyoruz. Evet diğer bir sorumuz arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Bu sözünü iyi bilmemiz lazım. İzmir suikast girişimi sonrasında söylediği bir sözdür. Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Yani ben zaten öleceğim yarın bir gün ama Cumhuriyet ölmeyecek. Sonsuza kadar devam edecektir diyor. Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Cumhuriyetin kendisinden sonra da devam edeceği. Bakın devamcı cevap. Direkt çıkıyor arkadaşlar. Diğerlerini de okuyalım. Saltanatın kaldırılacağı, saltanat öncesinde kaldırılmıştı zaten.
siyasal partilerin kurulmasına önem verileceği, buraya ulaşamayız, Türk milletinin bağımsızlığına düşkün olduğunu dahil yaşayacaklar arkadaşlar. Böyle de bir cümle yok bağımsızlık adına. Ama burada direkt bileceğimiz cevap arkadaşlar çok açık. Bu sözü gördüğümüz yerde Mustafa Kemal'in kendisinden sonra da Cumhuriyet'in yaşayacağını söylediğini anlayacağız. Cevabımız adam olacak arkadaşlar. Evet, bir başka sorumuz. Atatürk döneminde iki defa çok partili hayata geçiş denemesi oldu. Biliyoruz arkadaşlar. Birisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, birisi Serbest Cumhuriyet Fırkası. Bakalım. Fakat ortaya çıkan ayaklanmalar. Ayaklanmalar da biliyoruz arkadaşlar. Size bir özet olsun. Şeyh Said isyanı vardı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Burada da İzmir'in Menemen ilçesindeki Menemen olayı. Yani diğer adıyla biz ne demiştik arkadaşlar? Kubilay olayı demiştik. Bu durum Atatürk döneminde özelliklerinden hangilerinin olduğunu göstermektedir. Halkın henüz demokratik ortama hazır olmadığını ulaşabiliriz. Bakın her parti açılma veya kapatılmasının isyan var. Hükümetin denetlenmesinin sağlanamadığı arkadaşlar. Hükümetin denetlenmesi sağlanamadı. Çünkü partiler ne oldu arkadaşlar? Kapatıldı. İnkılap hareketlerinin tüm kesimlerce desteklendiği, eğer tüm kesimlerce desteklenmiş olsaydı bu partilerin ne bir tanesi kapanırdı ne de bu isyanların bir tanesi çıkmazdı arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden arkadaşlar Adana seçeneği olacaktı. Bir sorumuz daha var arkadaşlar. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluş çalışmaları sırasında komutanların milletvekilliği yapamayacağı, halen mecliste görev yapan komutanların milletvekilliği veya komutanlıktan birini tercih etmesi, yani arkadaşlar bu cümleyi okuduğumuz zaman aklımıza direkt gelmesi gereken cümle şu olacak. Ordu ve siyasetin birbirinden ayrılması. Balkan Savaşları'nda hatırlıyoruz Mustafa Kemal'in sözünü. Daha sonra halifeliğin kaldırıldığı gün Erkan-ı Harbiye vekaletinin kaldırılmasında da biliyoruz ordu siyasetin ayrılmasını. Ve bakın Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nda da tarih tekerrürden ibarettir. Aynı düzeyde bir durum var. Bakalım. Bu kararın amacı, yani neden bunu düşünmüş? Neden ordu ve siyaseti ayrılmayı düşünmüş insanlar? Bakalım. Hangisi gösterilebilir? Yeni partilerin kurulmasını sağlamak. Yeni parti kurmak için ordu siyasetin birbirinden ayrılması olası bir cevap değildir arkadaşlar. Milletvekili sayısını azaltmak için böyle bir şeyin yapılması da olası değildir. Ordunun siyasi politikadan ayrılmasını sağlamak, bakın güzel bir cevap olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar bu. Çünkü ordu ve siyaset birbirinden ayrılırsa daha sağlam siyaset yapabilir, daha rahat ülke savunması yapılabilir. Yani siyasetin karışmadığı bir ordu olarak alıyoruz. Demokratik düzene geçişi sağlamak arkadaşlar. Burada ordu ve siyasetin birbirinden ayrılmasının nedeni arkadaşlar bu komutanlara hadi siz askersiniz çıkın meclisten gidin asker kışlanıza gidin veya sen askerlik istemiyorsan milletvekili ol demesindeki amaç ordunun siyasi politikadan ayrılmasını sağlamaktır. Tabi sonrasında da D seçeneği de düşünebilirsiniz ama buradaki cümleye göre ilk amacımız bu arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacaktır.